Sonra o seyyah alem asırlarda gezerken Elf-i Elfisani, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki'nin medresesine rast geldi, girdi. Onu dinledi. O imam ders verirken diyordu. Bütün tarikatların en mühim neticesi hakayık-ı imaniyenin inkişafıdır. Ve bir tek meseleyi imaniyenin vuzuh ile inkişafı bin keramata ve ezvaka müreccahtır. Hem diyordu. Eski zamanda büyük zatlar demişler ki, mütekelliminden ve ilmi kelam ulemasından birisi gelecek. Bütün hakayık imaniye ve İslamiye'yi, delail-i akliye ile, kemal vuzuh ile ispat edecek. Ben istiyorum ki ben o olsam, belki o adamım diye, iman ve tevhid, bütün kemalat-ı insaniyenin esası, mayesi, nuru, hayatı olduğunu. Haşiye Zaman ispat etti ki o adam adam değil Risale-i Nur'dur. Belki ehli keşif Risale-i Nur'u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve naşiri suretinde keşiflerinde müşahede etmişler, bir adam demişler. Ve tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin düsturu, tefekkürat imaniyeye ait bulunması ve nakşi tarikatında hafî zikrin ehemmiyeti ise bu çok kıymetli tefekkürün bir nevi olmasıdır diye talim ederdi. Seyyah tamamıyla işitti, döndü nefsine dedi ki, Madem bu kahraman iman böyle diyor ve madem bir zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi, bir batman marifet ve kemalattan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın balından daha tatlıdır ve madem bin seneden beri iman ve Kur'an aleyhinde teraküm eden Avrupa filozoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehli imana hücum ediyor ve bir saadet-i ebediyenin ve bir hayat-ı bakiyenin ve bir cennet-i daimenin anahtarı, medarı, esası olan erkan-ı imaniyeyi sarsmak istiyorlar. Elbette her şeyden evvel imanımızı taklitten tahkike çevirip kuvvetlendirmeliyiz. Öyleyse haydi ileri, gel bulduğumuz birer dağ kuvvetindeki bu 29 mertebeyi imaniyeyi, namazın mübarek tesbihatının mübarek adedi olan 33 mertebesine ibla etmek fikriyle, bu ibretgahın bir üçüncü menzilini daha görmek için Bismillahirrahmanirrahim'in anahtarı ile zihayat alemindeki idare ve iaşe-i Rabbaniye'nin kapısını çalmalıyız ve açmalıyız diyerek mahşere acayip ve mecmai garayip olan bu üçüncü menzilin kapısını istirhamla çaldı. Bismillahir-Fettah ile açtı. Üçüncü menzil göründü. Girdi, gördü ki dört hakikat-ı muazzama ve muhita o menzili ışıklandırıyorlar ve güneş gibi tevhidi gösteriyorlar. Birinci hakikat, fettahiyet hakikatıdır. Yani fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz, muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılmasıdır. Evet nasıl ki umum kainatın bayistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı, çiçekler misüllü, fettah ismiyle her birisine münasip bir tarz-ı muntazam ve bir şahsiyeti mümtaze kudret-i fatıra açmış, vermiş. Aynen öyle de, fakat daha mucizatlı olarak, zemin bahçesinde 400 bin envazi hayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir sureti mevzune ve müzeyyene ve mümtaze vermiş.'' يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم آية إفادة سيلة إن أنك الدليلة ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen Fethi Suver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde risalet i Nur'da ve bilhassa bu risalenin ikinci makamının birinci babında 6. ve 7. mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki fenni nebatat ve fenni hayvanatın şahadetiyle ve tetkikat-ı amikasıyla bu feth-i suverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki, bir tek vahide ahadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir mutlaktan başka, hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu feth-i suver fiili ise, her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde, nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister.'' ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet mesela meskur ayetlerin ferman ettikleri gibi, üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan, basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu fetti suver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir. Şirke yer bırakmaz. Ve birinci bapta vücubu vücuda şehadet eden 19 hakikat nasıl ki vücutlarıyla halikin vücuduna delalet ederler, öyle de ihatalarıyla da vahdete şehadet ederler. Bizim yolcunun üçüncü menzilde gördüğü ikinci hakikat, Rahmaniyet hakikatıdır. Yani gözümüzle görüyoruz, birisi var ki, bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş, bir ziyafetgah yapmış. Ve Rahmaniyet'in yüzbinlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş. Ve zemin içini rahimiyet ve hakimiyetin binlerle kıymetli insanlarını cami bir mahzen yapmış. Ve zemini devri senevisinde bir ticaret gemisi hükmünde her sene alem gaybtan levazımat-ı insaniye ve hayatiyenin yüz bin çeşitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine veya şimendifer gibi ve her baharı ise erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir. Bizi gayet rahimane beslettirir. Ve bütün o hediyelerden, o nimetlerden istifade etmemiz için, bize de yüzlerle ve binlerle iştihalar, ihtiyaçlar, duygular, hissiyatlar, hisler vermiş. Evet, ayet-i hasbiyeye dair olan dördüncü şuada izah ve ispat edildiği gibi, bize öyle bir mide vermiş ki, hadsiz taamlardan lezzet alır. Ve öyle bir hayat ihsan etmiş ki, duyguları ile, bir sofrayı nimet gibi koca cismani alemde hadsiz nimetlerinden istifade eder. Ve öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki, akıl ve kalp gibi çok aletleriyle hem maddi hem manevi alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır. Ve öyle bir İslamiyet bize bildirmiş ki, alemi gayb ve alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur alır. Ve öyle bir iman hidayet etmiş ki, dünya ve ahiret alemlerinin hasra gelmez envarından ve hediyelerinden tenevür edip müstefid eder. Güya rahmet tarafından bu kainat hadsiz antika ve acip ve kıymetli şeylerle tezyin edilmiş bir saraydır. Ve bütün o saraydaki hadsiz sandıkları ve menzilleri açacak anahtarlar insanın ellerine verilmiş. Ve bütün onlardan istifade ettirecek olan ihtiyaçlar, hissiyatlar insanın fıtratına verilmiş. İşte böyle dünyayı ve ahireti ve her şeyi kaplamış bir rahmet, elbette o rahmet, vahidiyet içinde bir ehadiyetin cilvesidir. Yani nasıl ki güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesiyle, vahidiyete bir misal olduğu gibi, parlak ve şeffaf her bir şeydaki, kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını, hem hararetini, hem ziyasındaki yedi rengini, hem aksi misalini almakla, ehadiyete bir misal olduğundan, elbette o ihatalı ziyayı gören adam, arzın güneşi vahittir, bir tektir diye hükmeder. Ve her parlak şeyde, hatta katrelerde, güneşin ışıklı, hararetli aksini müşahede eden o adam, güneşin ehadiyetini, yani bizzat güneşi sıfatlarıyla her şeyin yanındadır ve her şeyin aynayı kalbindedir diye bilir. Aynen öyle de, Rahman-ı Zülcemal'in geniş rahmeti dahi, ziya gibi umum eşyayı ihatası, o Rahman'ın vahidiyetini ve hiçbir cihette şeriki bulunmadığını gösterdiği gibi, her şeyde, hususan her bir zihayatta ve bilhassa insanda, o cemiyetli rahmetin perdesi altında, o Rahman'ın ekser isimlerinin ışıkları ve bir nevi cilve-i zatiyesi bulunarak, her ferde, bütün kainata baktıracak, ve münasebettarlık verecek bir cemiyeti hayatiye vermesi dahi, o Rahman'ın ehadiyetini ve her şeyin yanında hazır ve her şeyin her şeyini yapan O olduğunu ispat eder. Evet, nasıl ki o Rahman, o rahmetin vahidiyetiyle ve ihatasıyla kainatın mecmuunda ve zeminin yüzünde celalinin haşmetini gösteriyor. Öyle de ehadiyetin cilvesiyle her bir zihayatta, hususan insanda, bütün nimetlerin numunelerini o fertte toplayıp, o hayatın alat ve cihazatına geçirip tanzim ederek, mecmu kainatı parçalanmadan o tek ferde, bir cihette aynı hanesi gibi verdirmesiyle dahi, cemalinin hususi şefkatini ilan eder ve insanda envai ishanatının temerküzünü bildirir. Hem nasıl ki bir kavunun mesela her bir çekirdeğinde o kavun temerküz ediyor, ve o çekirdeği yapan zat elbette odur ki o kavunu yapar. Sonra ilminin hususi mizanıyla ve hikmetinin ona mahsus kanunuyla o çekirdeği ondan sağar, toplar, tecessüm ettirir. Ve o tek kavunun tek ve vahid ustasından başka hiçbir şey o çekirdeği yapamaz ve yapması muhaldir. Aynen öyle de Rahmaniyetin tecellisiyle kainat bir ağaç, bir bostan ve zemin bir meyve, bir kavun, ve zihayat ve insan bir çekirdek hükmünde olduğundan, elbette en küçük bir hayatın Halık'ı ve Rabbi, bütün zeminin ve kainatın Halık'ı olmak lazım gelir. Elhasıl, nasıl ki ihatalı olan fettahiyet hakikatıyla, bütün mevcudatın muntazam suretlerini basit maddeden yapmak ve açmak, vahdeti bedahetle ispat eder, öyle de her şeyi ihata eden rahmaniyet hakikatı dahi, vücuda gelen ve dünya hayatına giren bütün zihayatları ve bilhassa yeni gelenleri kemale intizamla beslemesi ve levazımatını yetiştirmesi ve hiçbirini unutmaması ve aynı rahmet her yerde, her anda ve her ferde yetişmesiyle bedahetle hem vahdeti hem vahdet içinde ehadiyeti gösterir. Risale-i Nur ismi Hakim ve ismi Rahim'in masarı olduğundan Risale-i Nur'un birçok yerlerinde hakikat-ı rahmetin nükteleri ve cilveleri izah ve ispat edildiğinden, burada bu katreyle o bahre işaret edip, o pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Seyyahımızın üçüncü menzilde müşahede ettiği üçüncü hakikat, müdebbiriyet ve idare hakikatıdır. Yani gayet dehşetli ve süratli ecram semaviyeyi ve gayet istilacı ve karıştırıcı unsurları, ve gayet ihtiyaçlı, zafiyetli mahlukat arziyeyi kemal intizam ve müvazene ile idare etmek, birbirlerine muavenettar yapmak ve imtizaç kerane idare etmek ve tedbirlerini görmek ve bu koca aleme bir mükemmel memleket, bir muhteşem şehir, bir müzeyyen saray gibi yapmak hakikatıdır. İşte bu cebbarane ve rahmanane idarenin büyük dairelerini bırakıp, Yalnız baharda zemin yüzünde cereyan eden o idarenin bir tek sayfe ve safhasını, Risale-i Nur 10. Söz gibi mühim risalelerinde izah ve ispat etmesine binaen kısa bir suretini bir temsille göstereceğiz. Şöyle ki, Mesela ve faraza, harika ve cihangir bir zat, 400 bin ayrı ayrı milletlerden, tayfelerden bir ordu teşkil etse, her milletin ve her tayfenin neferlerine ait elbiselerini, hem silahlarını, hem yemeklerini, hem talimat hem terhisatlarını, hem hıdamatlarını, birbirinden ayrı ayrı, hem çeşit çeşit olarak, bütün o muhtelif cihazatı noksansız, kusursuz, yanlışsız, hatasız, vakti vaktine, gecikmeden, karıştırmadan, kemale intizamla ve gayet mükemmel bir tarzda o mucizatlı kumandan verse, elbette o gayet geniş ve karışık ve ince ve müvazeneli ve kesretli ve adaletli idareye, o harika kumandanın fevkalade kudretinden başka hiçbir sebep elini uzatamaz. Eğer uzatsa, müvazeneyi bozar ve karıştırır. Aynen öyle de, gözümüzle görüyoruz ki, bir desti gaybi her baharda 400 bin muhtelif nevilerden mürekkep bir muhteşem orduyu icat edip idare ediyor. Kıyamete numune olan güz mevsiminde o 400 binden 300 bin nebati ve hayvani nevilerini vefatlar suretinde ve mevtler namında terhis edip vazifelerinden paydos ediyor. Ve haşir ve neşre numune olan baharda haşr-ı azamın 300 bin misalini birkaç hafta zarfında kemali intizamla inşa edip Hatta bir tek ağaçta dört küçük haşirleri, yani kendini ve yapraklarını ve çiçeklerini ve meyvelerini, gitmiş bağrın aynı gibi neşirlerini gözümüze gösterdikten sonra, o dört yüz bin enva bali olan orduyu sübhaninin her neve, her tayfeye mahsus ve münasip ayrı ayrı rızıklarını ve çeşit çeşit müdafaa silahlarını ve ayrı ayrı libaslarını ve ayrı ayrı talimlerini ve terhislerini, ve ayrı ayrı bütün cihazat ve levazımatlarını kemali intizamla, sehivsiz, hatasız, karıştırmadan ve hiçbirini unutmadan, umulmadık yerlerden vakti vaktine vermekle, kemal rububiyet ve hakimiyet ve hikmet içinde vahdaniyetini ve ehadiyetini ve ferdiyetini ve nihayetsiz iktidarını ve hadsiz rahmetini ispat ederek bu tevhid fermanını zemin yüzünde her bahar sayfasında kalemi kader ile yazar. Bizim seyyah yalnız bir baharda bu fermanın bir tek sayfasını okuduktan sonra nefsine dedi ki, böyle her baharda haşr ekberden daha garip binlerle haşrileri inşa eden, mükafat ve mücazat için kudretine nispeten bir bahardan daha kolay olan haşri yapacağını ve kıyameti getireceğini, umum enbiyasına binlerle defa vaat ve ahdeden, eden, ve Kur'an'da haşrin vukuuna binlerle işaretle beraber bin adet ayetlerinde sarahaten hükmedip tehdit ve tahud eden bir kadir Cebbar'ın, bir kahhar Zülcelal'in o kadar vaatlerini tekzip ve kudretini inkar hükmünde olan inkar haşir hatasını irtikab edenlere cehennem azabı aynı adalettir diye hükmetti. Nefsi dahi Amenna! dedi.